Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. İyi insanlar kırıldıkları zaman sevmeyi bırakmazlar. Sevgilerini göstermeyi bırakabilirler. Hissetmediğiniz bir sevgi varsa içinizde, yüreğinizde belki de aynaya bakma zamanı gelmiş olabilir. Ne dersiniz? Aslında stüdyomuzda sevgiyi yüreğinde hisseden birisi var. Anne sevgisi. Ama iddiasına göre annesi, teyzesi yüzünden kendisiyle görüşmeyi bırakıyor. Bakmayın koca adam olduğuna. insan annesi söz konusu olduğunda çocuk ruhuna geri dönüyor. Öyle mi oldu Cenal Bey? Siz annenizle niye görüşmüyorsunuz? Vallahi annemle niye görüşmüyorum geldi bu. Tamam mı? Bu, Bu dediğiniz annem, yeter, yeter hanım. Yeter hanım, yeter hanım. Annem gülüyor yeter gene. Tamam mı? Anneme diyor ki sen diyor diyor adı niye ayrılmadın diyor. Ben diyor sana diyor ayrıl demedin mi diyor? Ayrılacaksın diyor. O arabayı diyor satacaksın diyor. Parasını da diyor bana getireceksin. Tamam yeter diyor. Zaten diyor Celal diyor bana diyor sordu diyor. Birkan diyor köydeyken de bizim diyor konuşmalarımızı duymuş diyor. İşte gel evin altından kalırsın, gel evin üstünden kalırsın. Bir dakika sana... Celal Bey şimdi çok hızlı girdik. Şöyle yapalım mı? Siz yapalım. evli misiniz? Evliyim. Çocuğunuz var Bir mı? İki oğlum var. Allah bağışlasın. Amin. Hala devam ediyor mu evliliğiniz? Tabii eviniz. devam ediyor. Maşallah. Annenizle beraber mi yaşıyordunuz? Annemle biz beraber yaşıyorduk. Babanız hayatta mı? Babam etti. Allah rahmet eylesin. Annenizi yanınıza mı aldınız? Annemle biz yanımızda evet annemle biz beraber oturuyoruz. Başka kardeşleriniz var Bir mı? Bir tane kız kardeşim var. O mu bakıyordu sizin mi bakıyordunuz anneniz? Ben annemle biz beraber kalıyorduk. Ya da Aynı bakmanıza gerek var mıydı anneniz Anneme bakmamıza herhalde. gerek yok. Annemin eli ayağı düzgün. Kaç i̇ki tane emekli maaşı var. Annem 62 doğumlu. İki tane emekli maaşı var. Evet, hem babasından hem Ben babamın maaşını hem alıyorum hem kendi maaşını alıyor. Biz de çalışıp çalıştığımızı getiriyorduk annemize veriyorduk. Hanım da çalışıyordu. Maaş bodrası ile beraber anneme veriyordu. Ben de şoförlük yapıyorum günlük çalıştığım parayı getiriyorum anneme veriyorum. Annemin eline veriyorum. Bizim kasamız annemiz. Aslında güzel bir yaşam biçimi. Tabii ama dışarıdan karışmasalar. Peki Yeter Hanım'la anneniz iyi miydi? Yani iki kardeş, tabii, iki kız Tabii tabii aralarında su sızmıyor. Bizim patronumuz annem, annemin patronu da Yeter Karaman'dır. Peki neden teyzeniz sizin ailenizi bozmak istedi? Teyzeniz mi, anneniz mi? Bu teyzeniz değil mi? Ha bu yeter teyzem, mi? Yeter Karaman. Peki bu arada sözü geçen herkes de yayına bağlanabilir, böyle bir hakları var, onları tabii, da tabii, Tabii tabii bağlasınlar. Tabii Peki teyzeniz annenizle çok iyi, tabii, neden tabii. sizden ayırmak istesin annenizi? Valla ben de onu düşünmeye çalışıyorum, onu düşünüyorum. O telefonda, hanım da bunları e, telefona kaydediyor. Tamam mı? Konuşurlarken Konuşma... mi? Tabii tabii konuşurken konuşmalarına. Ne konuşuyorlar o sırada? Ayrılacaksın diyor, onunla diyor, durmayacaksın Annem benden ayrıldığında 3 aylık benim çocuğum vardı, affedersin çocuğa. Sen diyor bu yaştan sonra diyor çocuk şeyi mi yıkayacaksın diyor. Ulan o kimin torunu? Annemin torunu değil Torunla mi? Torununa bakıyor derneğiniz? Torununa bakıyor derneğiniz? Sizin çocuğunuza bakıyor. Benim çocuğuma bak. Yani bakma demek şöyle. Benim hanım zaten çalışıyordu. Ee, doğumuna 10 gün kala işten ayrıldı. İşte 3 aylık falandı. Annem teyzem bile gidiyor. Teyzem de bu şekilde tehdit ediyor. Ceral Bey bir şey soracağım. O kadar heyecanlı anlatıyorsunuz ama ne yapayım, ki. Daha dün yaşamış gibi değil mi? Ama dayanamıyorum. Çok da üzülmüşsünüz anladığım ya, kadarıyla. Bizim o bir tane annem var benim 50 tane annem yok ki. Annemin de bir tane oğlu var. Yani ama onun bir tane oğlu var. Siz de annenizi çok seviyorsunuz. Ben seviyorum. Anneniz Tam... niye gitti o zaman evden? Ya işte niye gitti? O diyor sırlar diyor ortaya çıkarıyor, diyor ben diyor sana diyor soracağım diyor, ayrılacaksın diyor ya. Annem de işte akrab konuşmaları akrabaları dinlettik. İşte bak dedim yeter dedim bunu dedim tehdit ediyor dedim. Gidecekmiş dedim. Yeter dediğin dedim. teyzeniz. He, yeter teyzem. Teyzenizle teyze demiyor musunuz? He, ben teyze diyordum yani benim öyle bir teyzem yok. Beni ailemden yuvamdan da atacak Millete karşı rezil üsva edecek bizi. Ben öyle bir teyzeyi tanımıyorum. Allah da benim karşıma çıkarmasın. İki kız kardeşin arasında sırlar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Var zaten sırlar. Senelerden beri bunu herkes de biliyor. Mesela yeter telefon açsın. Annem bütün işlerini bırakır yeter. Yeter ne derse annem yeter'in... lafından dışarıya çıkamaz. Ben bu işi senelerden beri çözmeye çalışıyorum ama bir çözemedim Bir şey söyleyeceğim. Anlattığınız şey iyi anlaşan iki kız kardeşe de benziyor. Siz bunun dışında bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun dışında bir şey var ya. Yani birbirlerini tehdit mi ediyorlar iki Yok, kız? Yok yani, yani tehdit, artık tehdit mi diyeyim ama yeter ne derse desin annem yeter'in lafından dışarıya çıkamaz. Yeter Asker Hanım'ın gibi. ailesi ve çocukları var, var mı? Var onun da çocukları var ailesi kendi var. Kendi çocuklarına da böyle yaptırımlar yapıyor Yok, mu? Yok kendi çocuğuna laf geçiremez. 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 Eşi var mı? Eşi de var. Ama sizin iddianız... Annenize karşı inanılmaz bir baskı kurdu. Tabii inanılmaz bir şey var aralarında. Ben anlayamadım. Çözmeye çalıştım, çözemedim ne? Ne olabilir peki? Siz yıllar önce bir şeyler gördünüz söylemiştiniz. Evet, yıllar önce ben bir şeyler gördüm. Bize para getirdi bu. Kim? Yeter Karaman. Bir geldi bu taksiyle. Neyse anneme eve girdi. Anneme sarıldı. Ben bittim. Hayatım mahvoldu. Ben karardım. Annem dedi yeter dedi ne oldu? Gel dedi odaya dedi odaya konuşuruz. Teyze dedim niye ağlıyorsun ne oldu? Ya dedi yolda gelirken dedi biz dedi çok bir kaza atlattık dedi. Ben dedi çok korktum dedi onun için ağlıyorum. Tamam mı? Ondan sonra bize dedi siz dedi dışarı çıkın dedi az dedi ön annenle dedi önemli dedi bir şey konuşacağız. Tamam mı? Bunlar geçti yatak odasına bizi evden dışarı çıkarttılar. Neyse ben de gittim taksi şoförüne dedim abi dedim ya geçmiş olsun dedim ya çok dedim büyük bir kaza atlatmışsın. Dedi ne kazası ya ne bileyim dedim teyzem dedim gün gün alıyor dedim öyle diyor dedim. Yok ya dedi. O dedi zaten bindiğinde de normal değildi, anormaldi. Tamam mı? Neyse biz fazla durmadık. 2-3 dakika zaten gelip gitmesi 10 dakika sürmedi. Ee, biz tekrar eve geçtik. Bu evden Yatak odasından çıktılar, anneme sarıldı. İşte dedi bunlar dedi burada kalsın dedi bunların burada olduğunu dedi kimse bilmez dedi. Bunlar eğer dedi iki çanta. Üç çanta. Üç çanta. Tabii yatak odasından çıktılar. Üç çanta. Anneme sarıldı. Dedi bunların dedi burada olduğunu dedi kimse dedi bilmez dedi eğer dedi bana bir şey olursa dedi bunlar dedi burada kalsın benim çocuğumda sana emanet dedi sen de kalsın. Annem dedi yeter dedi seni gören olmadım yok ya dedi beni dedi gören olmadı Ya ölüme mi gidiyor bu kadın? Niye böyle şeyler dakika, söylüyor acaba? Bir dakika, Ölüme gitmiyor. Neyse hepsini size anlatayım. Neyse. Hı e, ee, dedi gören olmadı. Dedi merdivenlerden aşağı erken dedi birisi gördü dedi. Başım dedi kapalıydı dedi. Şey, çantadan tülbenti çıkarttı anneme verdi tamam mı? Hı. Neyse dedi kimse dedi bizim buraya dedi geldiğimizi görmez görmez yani bilmesin dedi tamam mı? Teyzeniz bir yerde çalışıyor muydu? Teyzem hiçbir yerde çalışmıyor. O zaman Ünye'de onlar Ünye'de oturuyor biz termede oturuyoruz. Hı. Tamam mı? Ondan sonra annem dedi ki ya dedi yeter dedi ki öde dönsün dedi. Buradan gidi, gideceğim dedi. Yok dedi. Buradan gittiler dedi. Zinet dedi seni görmesin. Zinet teyzem de şeyde oturuyor. Bizim köşe başımızda oturuyor. Mahalleye girişte. Bir tamam. teyzeniz de o mu? Bir teyzem de o. Orada köşede oturuyor. Ama tabii onun bu alaylarla bir alakası yok. Diyor Zinet seni görmesen hani laf olur falan. Tamam mı? Yok ya dedi. O dedi ben dedi tam dedi taksi dedi köşeyi dedi döndüğünde dedi biz dedi onunla dedi göz göze geldik ama dedi o beni göremedi. Ben dedi hemen dedi arabanın dedi arka koltuğuna dedi yattım. Niye böyle film gibi bir durum olmuş böyle i̇şte ne film o? İşte film gibi duruma şimdi geleceğiz Hı. tamam mı? Ondan sonra annem kapıda dedi yan tarafa ne diyeceğiz dedi yan tarafta da memeli amcamlarla bizim evimiz yan yana. Dedi yiyecek getirmiş dersin dedi. Tamam mı? Evdeki yiyeceklerden de yiyecek verirsin dedi. Kimse dedi bu işi dedi anlamaz dedi. Tamam Üç mı? Üç çanta sizin evde kalacak. Üç çanta bizim evde kalıyor. Yatak odasına koydular. Yiyecek getirmişler ya. Ondan sonra neyse biz dışarıya çıktık. ne var acaba? Biz dışarı çıktık. Ben taksinin öndeyim. Taksi şoförü arabanın yanında. Arabayı böyle çevirdi. Tam yeter taksiye böyle binecek. Yan taraftan amcamın hanımı, Hı. abim, ablam, kardeşi. Dördü birden geldiler. Yeter böyle tam taksiye binecek. Kapıyı böyle açacak. Dedi annem dedi o dedi gelen dedi kim dedi anneme gelin der. Gelin dedi o dedi taksiyle gelen kim? Ya dedi yeter dedi annem dedi köyden yiyecek göndermiş dedi. Bozulmasın diye dedi bize getirmiş tamam mı? Yengem dedi yeter dedi hoş geldin yeter böyle hoş bulduk yani benim gidecekti. Elini yüzünü böyle sildi geri döndü. Dedi abla dedi hoş bulduk ne oldu yeter dedi kötü bir şey mi var? Yok ya dedi kötü bir şey dedi ya ne bileyim dedi seni dedi böyle görünce dedi ben dedi çok kötü bir şey olmuş zannettim. Tamam mı? Yok ya dedi çocuk dediğin akşamdan beri de ateşler içindeydi dedi yanıyordu daha dedi bu zamana kadar yatmadı daha dedi yeni yattı ben de yiyecekler bozulmasın dedi dedi hemen dedi götüreyim geleyim dedi Peki sonuçta o bir an önce gitmeye çalışıyor. Bir an önce gitmeye Şimdi çalışıyor. Şimdi o çantalara dönün. O bir saniye, çantaları merak bir saniye, ettik biz. Bir saniye çantaya döneceğim. Ha. Tamam mı? Yeter taksiye bindi gitti. Gitti. Tamam. tamam mı? Şimdi bunlar kapının önünde konuşuyor. Ya dedi Ünye'den buraya git gel. Tam yengem şimdi anneme diyor ya diyor git gel diyor Ünye'den buraya diyor taksi parası diyor. Ne getirdik ki öyle diyor. Ya işte diyor köy yiyeceği diyor bozulmasın diye diyor. Tamam mı getirmiş tamam, diyor. Tamam çantaları saklamaya çalışıyorlar. Tabii. Çantanın ben dedim ki şey, onlar Cerrah konuşuyorlar. Bey, onlar mı? onlar konuşuyorlar. Ben dedim o Arjivel çanta benim. Fatma dedi o siyah deri çanta benim. Ben buradan zıpladım. Annem Fatma'yı yakaladı. Tam beni böyle yakalayacak merdivende sırtımdan beni yakalayamadı. Ben bir koştum odaya. Çantayı bir açtım ağzına kadar çanta dolar dolu. Tamam. Ne dolu? Dolar dolu. Dolar dolu. Aynen dolar Aa. dolu. Köyü satsan bizim hani o kadar para yapmaz o zaman. O kadar para o var. O kadar içinde. para var. E sizin teyzeniz nereden bulmuş o parayı? İşte. Ya da varlıklı parayı, bir aile mi? Ya da varlıklı ailesi. Ünyede acından ölüyordu, annenle bakıyordu, anneannem götürüyordu yiyeceklerini, içeceklerini anneannem veriyordu. E Bu kadar para, bu kadar üç çanta hepsi para dolu. Üç çant ben sadece bir çantayı gördüm dolu ha. olaraktan öbürlerini görmedim. Yeter zaten o zaman demişti bir şey olmazsa 10-15 gün sonra bize gelirsiniz. Neyse biz 10 gün sonra Yetergil'e gittik Hı. tamam mı? Çanta var mıydı yanınızda? Yok çanta yok yanımızda. Biz yeterler öyle gittik. Anne babam babam annem evde bıraktı. Evden ayrılma dedi. Evde emanet var. Babam evde bıraktı. Biz gittik Ünye'ye. Tamam mı? <laughs> Bana diyorlar dışarıda oyna yok dedim. Ben dışarıda oynamayacağım. Neyse bunlar sohbet muhabbet. Ben burada oyuncaklarla oynuyorum. Onlar da burada dolma mı sarıyorlar? Sarma mı sarıyorlar? Tamam mı? Muhabbet sohbet muhabbet sohbet. İş birisiyle birisinin ilişkisine dayandı. Ulan dedim birisi dedim yanında böyle konuşsa kafasını gözünü kırar. Tamam mı? Annem dedi ki yeter dedi. Av olay dedi. Nasıl oldu? Tamam mı? Annem dedi ki yeter dedi ki ya dedi çocuk var dedi. Aman dedi nereden bilecek ne ne olduğunu. O öyle deyince ben de oyuncaklarla Çocuğuyla böyle. Çocuğuyla lazım görüyor musunuz? Oyuncaklarla evet. böyle hızlı yine oynamaya başladım. Bunu yapıyorum. Tamam mı? Ondan sonra yeter başladı. Tamam şifreli konuşuyor. İsmail abim iyidir. İsmail abim bir tanedir. İsmail abim bana her derdini anlatır. İsmail abim bana her sırrını İsmail anlatır. İsmail abi kim? Kocasının patronlarından bir tanesi. Ama ölen o değil. Hı. Yani o İsmail abi Patronu burada... mu ölmüş? Tabii patron ölmüş Ha. Kocasının patronu ölmüş Eşinin patronu ölmüş evet. Ondan sonra işte bana her derdini anlatırdı Her sırrını bana anlatırdı İşte kız kardeşinin bilmediğini Ayrıldığı eşinin bilmediğini Kimsenin bilmediği her derdini her sırrını bana anlatırdı Sabahleyin bana kahvaltıya gelirdi Öğlende ne yiyecekse öyle parasını bana verirdi Ben gider alır gelir Yani bu kadar güvenirdi Tabii. O para dolu çantalardan biriyle ilgisi olabilir mi? İşte oraya, oraya geliyorum şimdi ha. Her derdini bana anlatırdı, her sırrını bana anlatırdı. Benden gizlisi saklısı olmazdı. Tamam mı? Anneme böyle anlatıyor. İşte diyor bana diyor yer satılacağını söyledi diyor. Ben de diyor satışa kimle gideceğini sordum diyor. Ben de diyor kimle gideceğim satışa tek gideceğim. Şişt desem diyor Ünye'de diyor 50 kişi benim peşinde. Bana diyor kim ne yapabilir ki Ünye'de? Tamam mı? Olmaz abi dedim diyor ya ben seni diyor tek satışa göndermem dedim diyor. Gelse birisi arkandan diyor bir vursa dedim diyor paraları alsa gitse. Celal Bey şöyle yapalım biraz hızlanalım burası biraz uzadı çünkü. Tamam yok zaten şimdi sonuna siz, geliyoruz sonuna siz, geliyoruz zaten. Tamam siz şimdi iddianız teyzenizin eşinin patronunun parasını evet. o çantalarla evet. sizin eve getirdiniz getirdiğiniz nefis evet kardeşinden... Getirdim bu paraları, bu çantaları saklamasını istediğiniz. Evet. Söylediğinize göre patron o gün bir satış yapıyor. Satış yapıyor. Satışta da yanında teyzenizin Yanımda eşi var. Yok. Eş, eşim eşi yok yanında. Teyzemle ikisi gidiyor. Teyzem Teyzenle baş... eşinin patronu gidiyor. Evet teyzemle eşinin ne patronu. Ne işi var eşinin patronuyla bir kadının yalnız? Ben diyor ben diyor satışa diyor seni diyor tek göndermem de diyor. Gelse birisi arkandan bir tane vursa tamam mı? O çantaları alsa gitse. Kocası ise... var yani sonuçta onun ne ya, işi var? İşte ben ne size onu anlatıyorum gelse birisi arkandan vursa sen sana bir şey yapsa o çantaları alsa gitse o yani... e o kadın olarak o mu kurtaracakmış dediğinize göre yani tek gitmesin yanında hani birisi de olsun hmm. ki bir şey olursa işte abi dedim diyor sana bir şey olursa o para senin çelinin çocuğunun geleceği dedim diyor adam zaten eşinden ayrılıyormuş eşinin bu ayrılacağı zaman birinci mahkemeyi görmüşler ya ikinci mahkemesi ya üçüncü mahkemesi. Ha, belki de o yüzden satıyor bir yerleri bilemez. Tamam mı? Ha. Ondan sonra adam o gün satışı yapıyorlar. Benim de diyor o gün diyor işim vardı zaten diyor. Çocuğu diyor komşuya bıraktım diyor. Ondan sonra diyor işimiz diyor uzun sürdü diyor. Öğleden sonra da diyor taksi tuttum diyor size geldim diyor. Sizden sonra diyor gittim diyor komşuya bırakmıştım çocuğu. Çocuğu komşudan alıyor eve gidiyor üstünü başını değiştiriyor. Komşusuna telefon geliyor. Otelden komşusunu arıyorlar. Diyorlar arkadaşı ölmüş otelde yeter gelsin. Yeter hemen telefona bakıyor. Yeter oradan ara gidiyor. Ölen kim? Patron. Ölen o günkü satış yapan adam. Satış yapan adam Satış ölüyor. Satış yapan adam o gün ölüyor. Yani bir araziyi atıyorum onu satan kişi vefat ediyor evet. o gün. O gün ölüyor. Kaza mı? He? Kaza mı? Valla kaza mı yani bilmiyorum in... artık. Onu Yeter'e sormak lazım. Peki iddiaya göre yeter de o çantadaki paraları bu kişiden mi alıyor? Yeter o paraları alıyor, bize getiriyor. O gün adam otelde ölü bulunuyor. İşte diyor Ay adını sen söyle. İşte yani diyor, teyzeniz böyle mi zengin oldu? E, tabii Nasıl zengin olacak? Yoksa kendine bir tane kümes bile alamazdı. Şimdi nasıl durumu? Şimdi her şeyleri var. Ya da o olaydan sonra nasıl o değişti? O olaydan bu? sonra 2-3 seneden mütevazi bir şekilde devam ettiler. Ondan sonra yürüdü başını aldı gitti. Neler aldı kendine? Valla villası var, aydınlatma fabrikaları var, köyde yerler var, yerler yurtlar. Sıkıntı yok, çok mal varlığı var. Bunları peki çalışarak mı yaptı? Hayır çalışarak daha değil. Göre bu o 3 çanta zaten 3 çanta dolar dolu, mark dolu. Dolar daha çok, Türk parası çok az. Allah Allah